Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 2024 yılı bursluk sınavı din kültürü ve ahlak bilgi sorularımız cevaplarını yapacağız. 8. sınıflarımızla ilgili. 11. sorudan itibaren başlıyor. Numaralanmış ayetler hangi yasalara örnek oluşturur? Birinci ayetimiz Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedir. Nedir bunlar? Fiziksel yasa. 2. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gege, gebe kalır ne de doğurup da canla ilgili biyolojik yasa. Üçte ise sizden önce nice milletler gelip geçmiştir. Yeryüzüne gezin dolaşın da Allah'ın ayetlerini yalanlayan akıbeti ne olmuş bir görün. Bu da nedir? E, toplumsal yasa. Dolayısıyla fiziksel, biyolojik ve toplumsal C şıkkı doğru olacaktı A kitapçığımıza göre. 12 sorumuz diğer sorumuz bakalım neymiş? Firavun'un sarayında büyümüştür. Kabe'nin yeniden inşasında bulunmuştur. Mısır'da hazinenin sorumluluğu kendisine verilmiştir. Tebliğ görevini Hazreti Harun'la birlikte yerine getirmiştir. Hazreti Musa ile ilgili olanları sormuş 12. sorumuzda. Firavun'un sarayında büyümüştür. Doğru. Tebliğ görevini kardeşi Hazreti Harun'la birlikte yapmıştır. 4. Yani 1 ve 4 doğru olacaktı. 13. sorumuz diğer sorumuzdaysa Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan her türlü harcama ve bağıştır. Sahip olunan malın zekatını verilmesi için ulaşması gereken miktardır. Tarım ürünlerinin 10'da bir veya 20'de bir oranda verilen zekattır. Burada hangi kavrama yer verilmemiştir diyor. Burada fitre ile ilgili bilgi yok. Çünkü tarım ürünlerinde verilen zekat öşürdür. Sahip olunan mekat, zekatın miktarına nisap denir. Allah rızası için yapılan hayırlara infak denir. Fitre ise Ramazan ayında Müslümanların bayramdan önce verdikleri maddi yardımdır fakirlere. 14. sorumuzda Hz. Muhammed Uhud savaştan önce Medine'de kalıp savunma savaşı yapmak istemesine rağmen sahabelerin görüşlerini dikkate alarak düşman ordusunu şehir dışında karşılamıştır. Hendek savaşında da Selman-ı Farisi'nin şehrin etrafına hendek kazıp savunma savaşı yapılmasına dair önerisini uygun bulmuştur. Bu örnekler hangisiyle doğrudan ilgilidir diyor. Burada peygamberimizin istişaresinden bahsediyor. Başka arkadaşlarının görüşlerine değer vermesinden bahsediyor. Dolayısıyla burada cevabımız denizli olacak. Onlar işlerini aralarında danışarak yaparlar 15. sorumuz. Peygamber, melek, ahiret, kader gibi kavramlar dilimizin cami, hamam, medrese gibi yapılar mimarimizin selamlaşmak, bayramlaşmak, kandil kutlamak, hastaları ziyaret etmek, taziyede bulunmak gibi uygulamalar kültürümüzün birer öğesi haline gelmiştir diyor. Bu metinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? Elbette dinin toplum hayatına etkisinden bahsediyor. 16. sorumuza geçtiğimiz zaman fıtır sadakası ile ilgili sadaka çeşitlerinde bir de fıtır sadakasıdır. Maddi imkanı yeterli olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır sadakası vermeleri vaciptir. Bu sadaka Ramazan ayında en geç bayram namazından önce verilmelidir. Bu metinde fıtır sadakası ile ilgili aşağıdakilerde hangisinin cevabına değinilmemiştir? Az önce de fitre vardı. Aynı soru bir daha sorulmuş sanki. Kimler mükelleftir? Kimlere verilmelidir? Dini hükmü nedir? Ne zaman verilmelidir? Burada Kimlere verilmelidir maddesi yok. Çünkü burada diğerleri var mükellef olan dini yüküm vacip olması ne zaman verilmesi var ama kimlere verilmesi yoktu. Zekat verilebilecek herkese verilebilirdi bu. 17. sorumuz. Bu ayette İslam dinine önem verdiği değerlerden hangisi vurgulanır diyor. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı, helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah hatta sevmez diye ayet veriliyor. Burada aklın korunması, malın korunması, dinin korunması, canın korunması. Burada dinin korunması bakın helal kılmak, temiz kılmak, dinin korunmasıdır. Cevabımız Ceyhan olacaktı. 18'de yavrucuğum rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan apaçık düşmanıdır. İşte böylece Rabbin seni seçecek sana rüyalarda görülen olayların yorumunu öğretecek diye Yusuf suresine ayeti veriliyor. Bu ayette oğlunu uyaran peygamber kimdir? Zaten Yusuf suresinden de çıkarabilirsiniz. Hazreti Yakub aleyhisselam bu. 19'da Resul'ün biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntı uğramanız ona çok ağır gelir. İki tane ayet veriliyor. Bu ayetlerde Hazreti Muhammed ile ilgili buradan orta, vurgulanan ortak husus sorulmuş. Çağrısının sabır ve karalıkta sürdürdüğü, sorunların çözümünde istişare önem verdiği, söz ve davranışları örnek bir insan olduğu, insanlara merhametle yaklaştığı. Tabii ki burada peygamberimizin merhametli olmasından bahsedilmiş. Son sorumuz sadaka ile ilgili. Hem maddi hem de manevi bir yardımdır. Yerine getirmek için zengin olmak gerekir. İnfak çeşitlerinden biridir. Oranın malın kırkta biri şeklindedir. Numara almış cümleler hangisi sadaka ile ilgili verilen bilgiler doğrudur diyor. Burada hem maddi hem de manevi bir yardımdır. Sadaka evet. İnfak çeşitlerinden birisidir. Yani 1 ve 3 olacaktı. Cevabımız Adana. Evet sevgili arkadaşlar 8. sınıflar din kültürü sorularımız bu şekilde. Hepinize geçmiş olsun. Yeni derslerde yeni sınavlarda buluşuncaya kadar hoşçakalınız.